Çocuklar da nikah geciktirmeye kararlı. Hadi Rukiye'm, gözünü seveyim gel. Bak herkes bekliyor. Bak Safiye nine bile uyuyakalmış. Bak bir saat oldu, nikah memuru daha beklemem diyor. Bana ne? Gümüş ablam olmadan evlenmem. Baban şimdi yeniden vazgeçecek, olacak ha. Niye girmiyorsunuz çocuğum? Millet sizi bekliyor. Ay daha giyinmemişsin bile. Gümüş abla gelmeden evlenmem. Tut sana şunu kolundan. O seni düğünden kaçırıp getirmesini bildi. Sen kolundan tutup içeri sokmasını mı beceremiyorsun? Kaçırdın mı? Hayır oğlum. Ama ben birazdan kaçıracağım keçileri. Görüyorsun değil mi düşürdüğün durumu? Hmm. Evet. Neden buraya gelmeye ihtiyaç duydunuz? Onun hakkında konuşalım isterseniz. Aslına bakarsanız buraya gelmeyi daha çok eşim istedi. Kendisi pek medeni bir insan değildir de. Lütfen birbirinize gönderme yapmaktan kaçınalım. Daha çok benimle konuşalım. Vallahi buna bir itirazım olmaz. Peki Pınar. Siz neden böyle bir yardım almak istediniz? Kocamla konuşabilmek için. Ama sanırım bu pek mümkün olmayacak. Bunu bir maraton olarak düşünelim. Önce sorunlarımızı fark edelim, sonra da çözelim. E peki nasıl olacak bu? Siz bize bir reçete falan vermeyecek misiniz? Şunu yapın, bunu yapmayın gibi. Ha mesela eve daha erken gelin gibi. Şebnem Hanım gördünüz değil mi? Yine gönderme yaptı. Birbirinize istek ve dileklerinizi direkt açıklamanız çok önemli. Ama üslup da çok önemli. Duydun mu? Gel. İyi misin? Ha? İyiyim. Yavaş, yavaş. Oh çok şükür Gümüş abla, seni gökte ararken yerde buldum. Ne oldu? Sen yoksun diye Rukiye kendini banyoya kapadı. Aa. Benimle nikahlanmıyor abla ya. Tamam ben şimdi geleceğim canım, tamam. Ne oldu kızım, neyin var? Yok bir şeyim yenge, iyiyim ben. İki gündür kötüsün sen. İyi değilsin, söyle çabuk neyin var? Yok önemli bir şey değil, yediği bir şey dokunmuş. Ha dokundu. Abla yardım edeyim ister misin? Yok. Aa. Gerek yok, ben hallederim. Hadi sen git de evlensin şunlar bir an önce. Sonra da doğru köylerine. Ay hiç dikkat etmiyorsunuz ki kendinize. Gel kızım, gel, gel evladım. Aldırma sen ona, gel hadi biz çıkalım. Yani ilk defa bir konuda haklı çıktım. Bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Yo, ben fikrimi değiştirdim. Ne? Evet, bence bu evliliğimiz için gayet iyi oldu. Seninle ilgili bir sürü yeni şey öğrenmiş oldum. Nasıl yani? Mesela sadece bana cadılık yapmıyor musun? Gerginliğin doktor tarafından da onaylandı. Gerilirim tabii. Kadın samimi mi değil mi onu bile anlayamadım. Siz Pınar. Onur size böyle deyince ne hissettiniz? Yani hem siz hem Pınar. Ne alakaysa. Hiç medeni değilsin Pınar, hiç. Onur. Neyse geldik işte. Böyle olmuyormuş. Hayır canım. Benim için çok iyi oldu. Bence tekrar gelmeliyiz. Hayır katiyen olmaz. Hayır canım geleceğiz. Başka yolu yok. Bu evliliğin yürümesini istiyorsan bu danışmana gidilecek. Tamam mı? Gönderme yapmayın Onur. Uf! Kendim ettim, kendim buldum zaten. Berk Bey. Kolay gelsin Berk. Sağ ol Hidayet abi. Ne vardı? Senden bir ricada bulunacağım. Hı, evet. Bugün Fransa'ya sevkiyat var ya. Ona ben çıksam, Bekir'le konuştum ben. Bana uyar dedi. Niye abi? E senin Samsun'a değil miydi yolculuğu? Öyle de bizim kız Fransa'da gurbetçi. Doğum yaptı yapacak. Kısmet olursa bir torunumu göreyim. Tabii abi ne demek, Allah bağışlasın. Hadi şefe de haber ver yeter. Sağ ol. Sağ ol. Bak herkes gelmiş. Gel. Yok ben gelmeyeyim. Sayın Rukiye Şimşek, Orhan Çiçek'i eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Orhan Çiçek, Rukiye Şimşek'i eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
Allah mutlu etsin. Evet, yavrum benim. Ah yavrum. Ay güzel kızım. Güzelim benim. Ha benim güzelim. Canım benim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Allah sağ ol. İyi gelirim. Canım tebrik ederim. Çok yakışıyorlar değil mi? Mutlu olursunuz inşallah. Ne demek efendim, görevimiz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır abi. Sayenizde bizim de bir yuvamız oldu. Gel bakalım Orhan. Konuşalım biraz seninle. Nasıl hissediyorsun şu an? Bilmem, heyecanlıyım biraz. Buyur abi. Söyle bakalım. Ne yapacaksınız Orhan? Afyon'a mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Bana sorarsan evet. Dönelim derim abi. Ne işimiz var bizim burada? Ama Ruki tutturdu dönmem diye. En yakın zamanda tek gözbeye bulup taşınırız abi. Size de daha fazla yük olmayız. Bir de iş arayacağım yarın. Ne iş yaparsın sen ona? Ben çok güzel saz yaparım abi. Bir iş bulana kadar burada çalış. Bahçeyle falan ilgilenirsin ona. Tamam mı? Sağ ol abi. Ne diyeyim? Duy, gerçekten mi? Ruki. Mehmet abi burada kalabileceğimizi söyledi. Canım benim ya. Mehmet, sen hatta burada bana bir iş verebileceğini de söyledi. İnanmıyorum ya. Ne dedi? Burada kalabiliriz. Burada mı kalacağız? Evet. Oraya gitmek istemiyorum Gülsün anne. Niye canım? Şeref teyze beni sevmiyor. Olur mu öyle şey? Tabii ki seviyor. Hem bu gece çok özel. Mehmet Fikri dede çağırdı. Hep beraber aile yemeği yiyeceğiz. Babam da gelecek mi? Hayır. Neyse ki yetişmişim. Oğlum, sana harika haberlerim var. Annen iyileşiyor. Bu gece internette onunla kamerayla görüşeceğiz. Yaşasın. Hadi gidelim o zaman. Gülsün anne. Gece 11'de evde olacak Doğuş. Görüşürüz tatlım. Sen nereye? Eve. Babam çağırdı. Gelmek ister misin? Hadi oğlum. Allah'ın izniyle Afyon'a yola çıkıyorum Berk'le. Mermeri yükletip oradan da doğru Fransa'ya. Dikkat et. Torun sevdasına kapılıp gaza basma sakın Hidayet abi. Olur mu öyle şey? Gözüm kulağım yolda. Merak etmeyin siz. Tamam. Hadi yolun açık olsun Hidayet. Sağ olun. Bütün gün şoförlerle uğraşıyorum tabii. Mal gidecek onunla uğraş. Yok işte kargoyla uğraş bilmem ne. Tekrar tekrar teşekkür etti baba. Bir başına yolladınız adamı, hiç içime sinmedi. Ya o iki gün bekleseydi ya da siz onunla gitseydiniz bari. Rukiye ve Orhan hiçbir yere gitmiyorlar anneciğim. Anlamadım. Müştemilata yerleşecekler. Tabii senin için bir sakıncası yoksa kadar. Hayır canım. Ben sevinirim aksine. Bir de babama sorsaydık. Mehmet öyle olsun diyorsa vardır bir bildiği. Ailemize hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Aile olduk ya. Cici annem sayılırsın artık. Ver elini öpeyim. Buyurun oturun. Bu gece hepinizi bir araya topladım. Çünkü ailem son günlerde güzel olduğu kadar sıkıntılı günlerde yaşadı. Ahmet'in gidişi, Tarık'ın bizi sırtımızdan vuruşu ama hepsi geçti gitti. Çok şükür hepimiz sağlıklı ve bir aradayız. Daha göreceğimiz çok güzel günler var. Sen de ver kızım artık müjdeni. Tuzu kazandım. Bravo. Tebrikler. Çok tebrikler. Güzel. Sağ olun. Tebrik ederim kader. Ruki. Tuz ne? Çok iyi. Ne bileyim ben, sevinmiş gibi yemişti. Tebrikler Kader bacım. Sağ olun. Tamam.
Tamam ya. Kız ben sana demedim mi kazanacaksın diye? Canım benim. Gümüş, bugün annemle görüştüm. Ciddi misin? Anlatsana. Anlatacak pek bir şey yok aslında. Konuştuk biraz o kadar. Ne dedi tanışma? Pınar Hanım gergin ve saldırganmış bugünlerde. Duyamadım, ne? Yok bir şey hayatım. Dahiliye uzmanı.